Нынче так вам хорошо. Хорошо. Нынче не наш раклан. We are going to play against, we know, a team that is very strong, powerful, with players that are playing, many of them, in the top league. So we are aware that tomorrow will be a difficult match for us. Zorlu bir maç bekliyoruz. Tabii ki de çok zorlu bir gruba geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimiz ile maçlar oynayacağız. Tabii ki de yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde çok yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip oyuncuları var. Hát nehéz mérkőzés számítok. Egy nagyon jó csapat ellen játszunk, de ugyanígy mi is készen állunk arra, hogy megpróbáljunk nyerni, és minden fogunk beleadni, hogy nyerjünk ezt a mérkőzést, ami természetesen. Evet, zorlu bir maç olacağını şimdiden biliyoruz. Ne kadar iyi oyunculara sahip, hepsini gayet iyi tanıyoruz. Ama elimizden geleni yapıp buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. For the same problem. Around approximately we can talk about 10 months without seeing the players, without working with them. We had after 10 months, I remember the last match. We played the last match 19 of November against Wales. And from that moment, we only met on Sunday night. Tabii ki de çok zor bir süreçti. Tüm meslektaşlarım aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay oynanmadı diyebiliriz. En son pazar günüydü. Kasım ayında oynanmıştı. Tabii birçok oyuncu da sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuz da var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım bu açıdan birazcık daha avantajlı. Çünkü birbirini daha iyi tanıyan, daha uzun süre birbiriyle oynamış oyunculara sahipler. Ama futbol bu. Beklenmedik şeylerin gerçekleşeceği bir oyun. Biz de tüm özgüvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan sonra tabii 3 gün sonra bir maçımız daha var. Ve daha sonra 2 ayında yapacağımız maçlar tabii ki de çok daha büyük önem kazanacak ki artık Avrupa'ya katılıp katılmayacağımızı belirleyecek maçlar olacak. Kendi Macar Ligimizde 3 maç oynamış birçok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan, bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence sahada asıl farkı yaratacak olan şey kalitedir. Tabii nasıl organize olduğunuzdur, nasıl konsantre ve maça ne kadar motive olduğunuzdur. Hát igazából igen, de még egyszer attól függ, kinek és hogy, mert mindegyik bajnokság máshogy kezdett, máshogy végzett. Ahogy most is van valaki, aki felkészülés alatt van, valaki, akinek már elkezdett a bajnokság. Evet, pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Tabii şu an şimdi bakacak olursak ligleri çoktan başlamış, birkaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan oyuncular ve halen de liglerine başlamamış oynamayan oyuncular var. Tabii ki de uzun bir süreç oldu, zorlu bir dönem oldu hepimiz için ama bence milli takım maçlarının başlaması bizim için önemli bir fırsat. Strength, some individualities for sure, and we have to do all our best in order to keep to make bigger as possible our strength. Evet, herkesi gayet yakından tanıyoruz. Cengiz Ünder gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, Burak Yılmaz gibi, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim tabii ki de. Bütün takıma da bütün hücum bölgesinde tek tek özel önlem alamayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester'lı Çağlar gerçekten tek tek isimlerini sayabilirim oyuncuların. Tabii ki de bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak ve sahaya tam olarak konsantre bir şekilde çıkıp rakibimize birazcık sorunlar çıkarmak istiyoruz. Of sport, to be honest, I don't like playing behind closed door. But in this case, tomorrow, I think that for us. Evet, bizim için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de daha önceki maçlardan verecek olursam Split'te, Hırvatistan,
aynı zamanda Cardiff'te, Galler'de inanılmaz atmosferler vardı ki karşılaştıracak olursam Türk seyircileri hem Galler seyircisinden hem Hırvatistan seyircisinden kat be kat daha da ateşlidir. Bizim için tabii ki de kötü diyemem, fakat futbol bence halkın sporudur ve seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor. Ama bu maçın özeline gelecek olursak, evet, seyircisiz oynamak bizim için bir eksi değil. Thank you very much for the questions. Thank you very much for your interest in our head coach and in our player. And have a very, very good game tomorrow between the two games.